Sıcak sıcak bunlar, el yakıyor. Amerika sokaklarında gece pizzacısı Türkler. Yeni dünyaya yeni umutlarla yerleşen tüm yurttaşlarımızın ilk yaptığı işlerden biri pizzacılık. Gece barların önünde kendi kazançlarını kovalama peşindeler. Laf aramızda iyi de kazanıyorlar. Sevgili seyirciler, burada Houston'da, Amerika'da gece hayatı çok canlı. Gerçekten burada... Bu gece hayatında, bar çıkışlarında pizza satarak kısa zamanda iyi para kazanan Türk arkadaşlar var. Birazdan ben onlarla hem sohbet edeceğim hem de size bu işin geceleri nasıl yapıldığını göstereceğim. Keyifli bir iş aslında, gece yarısı olmasına rağmen. Ama Amerika'nın da ayrı bir gerçeği. Hani buraya gelen bir insan diyor ki ben geceleri buraya pizza satmak için mi geldim bu ülkeye diyor. Ama öyle bir ülke ki burada ne kadar kazanırsanız o kadar harcıyor ve o kadar yaşıyorsunuz. Bakın gelin görelim. Sevgili seyirciler, işte diyoruz Amerika hayaller ülkesi. Hayaller ülkesi ama hayallere gerçeklerin içinden ulaşıyorsunuz. Türkiye'de barlara, gece kulüplerine veya eğlence yerlerine gittiğinizde devamlı çorbacıya gidilir veya köfte ekmekçiye gidilir. Amerika'da ise tam tersi. Nedir? Pizzacılar ayağınıza geliyor. Club çıkışlarında pizzacılar ayağınıza geliyor. İşte bu pizzacılardan biri, çok da ünlü, çok bilinen bir arkadaşımız var yanımda. Önce onu tanıtayım size. İsmim Akın, soy ismim Esin. İzmirliyim. Yaklaşık 12-13 senedir de Houston'dayım, yani Amerika'dayım. Daha önce fırsatlar Türkiye'de varken futbol oynadım Oğuzhan abi. Kalecilik yaptım. Profesyonel bir futbol hayatım var. Hayallerim orada gerçekleşmedi. Amerika'yı deneyelim dedik. İşte ailece buradayız. Akıncığım, ben biliyorum ama sen hikayeni anlat. Bu işe böyle ilk böyle çantalarla falan başladın sen. Şimdi böyle arabalar sahibi oldun. Bir anlat o aşamaları, nasıl yaptın? İlk sattığım zamanlarda çantayla pizza satıyordum. Bildiğimiz pizza çantalarıyla. Daha sonra baktım ki insanlar aç ve istiyor gecenin bir saatinde restorana gitmek. İşte ne bileyim, burada çeşitli ünlü fast food yerlerine gitmektense bir an önce yemeğini alıp yiyip veyahut da alıp evine gidip evinde tüketmek istiyor. Bu işi keşfettim. Çantayla satarken artık insanlara yetişememeye başladım. İşte gördüğünüz gibi böyle bir trak aldım. Bu trakta hem soğuk içecek hem de yaklaşık 3-4 saat sıcak tutabilecek bir sistem var. Pizzayı yani aşağı yukarı 4 saat, 5 saat aynı özellikte sıcak, taze şekilde muhafaza edebiliyorum. Yaklaşık işte pizza trağınla 2 senedir, daha önce de 4 senedir, toplam 6 yıldır pizza işiyle uğraşıyorum. Sayın seyirciler, Akın tabii bu işi yalnız yapmıyor. Yalnız yetemiyor. Bir sürü bar var, bir sürü club var. Evet. Birçok Türk de çalışıyor. Öyle değil mi? Bir filo kurdun sen. Türkiye'de ne iş yapıyordun? Ben Türkiye'de futbol oynuyordum. İşte dediğim gibi profesyonel kalecilik yaptım. İzmir'de 6 ayda oynadım. Daha sonra Batman Petrolspor maceram var. Daha sonra futbolu bırakıp işte babamın sahip olduğu Türkiye'de otomobil yedek parça servis dükkanımız vardı. Bu devalüasyondan sonra, işte işlerin biraz durgunlaşmasından sonra kendimi Amerika'da buldum. Bir süre konsoloslukta çalıştım. Daha sonra da işte bu pizza işine başladım. Hepsini bir tarafa itip gerçeği söylemek gerekirse kısa zamanda iyi para kazanabilecek yegane işlerden birisi bizim yaptığımız gibi pizzacılık. Peki hemen seyircilerimize bilgi de verelim. Yani böyle her isteyen gelip de barların önünde veya bir yerde pizza satamıyor değil mi? Bunun bir prosedürü tabii var. Şimdi, nedir o prosedür? Tabii Oğuzhan abi.
Şimdi şöyle, öncelikle mobil food servis dediğimiz, yani gezici yiyecek satabilme sertifikanız olması gerekiyor. Bunu City of Houston, yani Houston Belediyesi veriyor. Bunun için öncelikle City of Houston'a müracaat etmeniz gerekiyor. Artı her arabayla, her kapalı arabayla pizza satamıyorsunuz. Arabanın da bir takım özellikleri olması gerekiyor. Dediğim gibi işte ısıtıcısı ve soğutucusunun muntazam olarak çalışması gerekiyor. Tabi bunları yaptıktan sonra City'den sertifikanızı alıyorsunuz. Ondan sonra Houston sizin. Sevgili seyirciler, işte pizza işi diyoruz. Yanımızda gene çok renkli bir arkadaşımız var. Üstün Usta, ben biliyorum. Önce bir kendini tanısın. Üstün Usta, bir şöyle anlat bakalım. Neredensin, nerelisin? Bir kendini tanıt bir önce. Adım Üstün Üstün'da. Adanalıyım. 14 sene önce Amerika'ya geldim. Daha önce gemilerde aşçılık yapıyordum. Büyük gemilerde. Kısmet işte gemi buraya yanaşınca bir şekilde gemiden indik. Şu anda ailemle beraber burada yaşıyorum. Üstün Usta, hep böyle bir efsane var. İşte gemiden atlayıp Amerika'da kaldı diyorlar. Yani sen gemiden mi atladın? Nasıl bu hikaye? Gemiden atladım ama bu ülkede kalmayı tercih ettim. Gemiden atlama dedin, denize atlama değil tabii ki. Yok, denize değil. Sadece limana şeye yanaştı, iskeleye. Gemi zaten 8 saat ve 10 saat sonra kalkacaktı. Kısmetmiş, gece ayrıldık gemiden. Sonra burada kalmaya karar verdik. 14 senede ben de buradayım şu an. Geceleri bu pizza işine başladın sen, senelerdir biliyorum. Evet. Nasıl başladın, nasıl gidiyor, yani kendince neler yaptın bu pizza için? Ya şimdi burada yaşamak çok zor. İnan bir işte olmuyor. Bu bir iş yapıp da aile geçindirmek biraz çok. Yani düşündük, karar verdim. Dedim ki ya gece ben ne yapabilirim boş zamanımda? İşte kısmet, bir arkadaşımızın vesilesiyle pizza dükkanından pizza almaya karar verdik. İlk önce çantayla başladık, sonra araba aldık, evi aldık, yine bir araba daha aldık. İşimiz de Allah'a çok şükür güzel, bayağı güzel iş yapıyoruz. Akşamları insanlara hizmet ediyoruz. Saat 2'de ayaklarına pizza götürüyoruz. İnsanlar da mutlu, biz de mutluyuz. Sonuçta yani para da yapıyoruz Allah'a çok şükür. Hayatımız böyle devam ediyor. I don't know what to say.